Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bugün haftanın Raw ve SmackDown değerlendirmesiyle buradayız. Boğaç Ülker yanımızda. Hoş geldin Boğaç. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Sevgili Numan İnci de burada. Hoş geldin Numan. Hoş bulduk. Vaa! Rock şeye geri döndü. Edirne. Ne? Körn. Numan'dan mı geri döndü yoksa? Rock ne? Geri döndü, ben de geri döndüm kardeş. Vaa! Numan nasıl gidiyor? Nasıl gitsin ya? Aynı işte, ne üniversite olacak? Kaydını yaptım. Numan liseden yeni mezun bu arada arkadaşlar. Üniversiteyi. Evet abi, geç lan ben. Geç yaptım bu arada, evet. Ne, hangi üniversiteye gidiyorsun şu anda? Anadolu Üniversitesi. Lojistik. Anadolu Üniversitesi mi? Eskişehir kızları Caner Önem'le geçirecek ateşli saatler mi? Ne? Tatava yapma ya, senin tatava yapma ya. Sevmiyor. Alerjisi var. Boğaç. Bu hafta ilginç haberler vardı. Biraz haber konuşarak başlamak istiyorum. Bizim aslında daha önce beklediğimiz bir güreş maçı, hatta belki de rüya maç olarak adledebileceğimiz bir maç. Büyük parlak zekamız sevgili Vince McMahon tarafından bir Arap şovuna düşünülmüş. Ve bunun hakkında bazı çalışmalar yapılıyormuş. Bu maç ne? Undertaker Sting maçı. Undertaker malumunuz bundan önceki Stomping Grounds'da olması lazım. Yok pardon, Extreme Rules'da mıydı? Kaçıyor orada isimler bende. Çok fena olmayan bir performans göstermişti ama Extreme Sting bayağı... Extreme Rules, tamam, yanlış söylemeyelim. Ama Sting bayağıdır bir zaten hani artık yaşının da verdiği ve sakatlıklarının da getirdiği durumla bir türlü temize çıkamamıştı. Ve yani artık zaten en son bir kere falan gördük seneler içerisinde. Ama böyle bir maçın olmasını istiyorlarmış ve Sting'i de temize çıkarmaya çalışıyorlarmış. Crown Jewel Show için. Sevgili Burak Gür, bu para hamlesine, artık para kazandırma hamlesi hakkında neler düşünüyorsun? Yani Arap yağı bol bulunca bir de sırtına sürermiş. O misal Arapların yağı bol, bu meşhur hani bu yağı bol bilmeyen genç arkadaşlar varsa... Arap balı dediğimiz Arap petrolü Arap Yarımadası'nda Allah'ın lütfu olarak sunulmuş Araplara en büyük şey. Araplar yemez, içmez, yıkanmaz arkadaşlar. Sürekli üstündeki o giydikleri siyah ve beyaz çarşafları değiştirir çöpe atarlar. Öyle yani, böyle insanlar, böyle büyük zenginlikli insanlar. Bizim gibi aldığımız tişörtü 45 defa makinede yıkayıp tekrar giyme alışkanlıkları yoktur. Onun için çok büyük bir ekonomi. Haliyle bu ekonomik güçte WWE'ye yansımaları var. Yani 20 yıldır, 30 yıldır diğer federasyonun yıldızı Sting ile Undertaker'ın maçını bekleyen smart fanların bu şovu izlemek için böyle maddiyatlarını zorlayıp Arabistan'a gitme ihtimalleri, düşünün profesyonel güreşin geldiği kapital boyutu. Selin Şener yazmış. Burayı bir kontrol edin, bir şey kaçtı için herhalde. O sesler ne? Yani Sting ve Undertaker'a böyle sesler çıkarmayan ben profesyonel güreş izliyorum demesin abi. Nokta net yani. Numan, sen neler düşünüyorsun? Yani iki güreşçi de bizim dönemlerimizin önemli güreşçilerindendi. Hani bizim yaşımız itibariyle söylüyorum. Biz biraz daha ikisini de izleme fırsatı bulduk. Sting'i en azından daha çok TNA'de gördük. Undertaker'ı zaten ilelebet, yani doğduğundan beri zaten WWE'de neredeyse. Sen neler demek istersin? Ya demek istediğim tek şey, ben bu maçı şöyle diyeyim size. Normalde Sting ilk WWE'ye geldiğinde olmasını isterdim. Gerçekten o zaman Undertaker biraz daha formdaydı. Sting de gayet yüzündür ve sakatlanmamıştı. Keşke o zaman yansılardı da şimdi düşünmek zorunda kalmasaydı. Ki abi, ne kadar iki isim de şu an kötü durumda da olsa, tamam mı? Özellikle Sting'den bahsediyorum. Sakat çünkü kendisi hala. Yani ne kadar kötü durumda da olsalar abi, ben bu maçı görmek için her şeyimi verebilirim. Tabii canım, kim istemez ki yani Undertaker Sting maçını izlemeye ya. Senelerden beri beklediğim bir olay çünkü benim bu. Hani herkesin bekliyor senelerden beri. Hani o yüzden gerçekten bu yaşanırsa çok bir şeyler olur ya. Gerçekten çok bir şeyler olur yani. Abi sırf oturur var ya. Dream maçı abi, dream maç ya. Direkt evet, o dream maç yani. Sting Undertaker maçı için en aşağı 5 yıldır heyecanlanan tayfa bir yazsın abi chatbox'ta. Hadi yani, ya bir görelim yani. Çünkü Sting Undertaker diğer federasyonun yıldızıyla WWE'nin yıldızının çok büyük kapışması. Ya 25 senelik bir mazisi var bu maçın. Ya bu kadar uzun süre bu maçın
bekleniyor olması ve Arabistan'da yapılacak olması üzücü. Eğer olursa da Arabistan'da olacak. Ama dediği gibi Numan'ın da Arabistan şovundan önce Sting'in sağlık durumunun ne olacağı önemli. Oh My Mind'a hoş geldin. Taher Türk yazdı. 20 yıl önce isterdim ama şimdi kalsın abi. Valla ben iki Icon maçı öyle düşünmüyorum ya. Heyecanlı olacağını kanaatindeyim. Rotunda yazmış. Bence Undertaker o kadar da kötü bir durumda değil. Ama Sting'in sakatlığı hala endişelendirmiyor değil. Tabii bence de Undertaker son birkaç senenin en fit durumunda. Boğaç sen ne dersin bu maçı? Ya benim de tabii ki yani çocukluğumda hani bu endüstriyi izlemeye başladığımda bu sporu güreş yani o şirketleri izlemeye başladığımda ilk göz ağrılarımdan biri olan Undertaker'ı diğer göz ağrılarımdan biri olan Sting'le beraber aynı ringde izlemek beni mest eder yani ne olursa olsun aynı şekilde düşünüyorum ikiniz de de. Ama zaten yani Rotunda'nın dediğine ek olarak yani eğer Sting zaten temizle çıkmazsa ben bu maçın zaten olacağını hiç düşünmüyorum yani hani hiçbir şekilde zorlamayacaklardır bu konuyu ne olursa olsun. %100 katılıyorum. Bakalım ilerleyen günlerde Undertaker Sting maç için ne gibi gelişmeler olacak? Fatih Dişka'ya demiş. Sting kim? Seth'in gömdüğü eleman mı? Kardeşim Sting maalesef Seth Rollins'in sakatladığı adam. Diyecek bir şey yok. Taher Türk yazmış. Abi Undertaker neyse de Sting de onun gibi olsa keşke o zaman derdim okey. Ya Sting'in ne durumda olduğunu görmek için biraz beklememiz gerekiyor galiba. Abi bilmek istiyorum bir saniye. Ben lafını böleceğim. Abi bu adam kaç yaşına kadar TNA'de güreşti? Bir kere sakatlanmadı. Geldi bir kazma adamı bütün hayırına yetti. Yani bak döneceksin bir benim. O kazma da bu hafta nişanlandı bu arada. Biz de onları tebrik edelim. İsterseniz. Yani. Bak yani, ya Allah kahretmesin onları. Undertaker çok sakatlayan. Rey Mysterio bile sakatladı Undertaker'ı. Biliyorsunuz 619 yaparken burnunu kırdı. Ya bir efsane güreşçilere de biraz nazar falan değiyor galiba. Böyle uhrevi inançlar yapacağım artık. Bilmiyorum yani. Kutaycığım sen de chatbox'ta yorumlarına bize renk kat. Bu haftalık şovlara hızlıca geçelim abi. Raw ve SmackDown tamam. Değerlendirmelerini yapalım. Ardından çekilişlerimize devam ederiz. Raw'ın açılışı o kadar basit bir açılış ki. Yani sadece şunu diyorum. Dolph Ziggler diyorum. Ve Dolph Ziggler yine yeniliyor diyorum. Hani bak bu özet bu yani. Hani bunun ötesini anlatmak istemiyorum çünkü hiç gereği yok. Çok keyifli bir maç oldu ama bu maç ya. Ne dersin? Ya Roman abi keyifli Reigns oldu veya olmadı da yani artık Dolph Ziggler da yani hani Jobber'ın da Jobber'ı olma yolunda kendini resmen böyle yani böyle Jobber olunur baba diye resmen gösteriyor yani adam. Bilmiyorum. Dolph Ziggler 6 aylık tatilin acısını çıkarıyor galiba Vince McMahon. Al bu hafta da yenildin. Bu ilk hafta tatilin için. Bu ikinci hafta. Bu üçüncü ay. Bu dördüncü ay diye Vince McMahon günah çıkarıyor olabilir mi acaba? Artık bilmiyorum ya. Yani Numan sen ne düşünüyorsun maçla alakalı? Ya zaten Dolph Ziggler'ın artık WWE'de gidecek işte bu herhalde. Yani yapacak bir şey yok ne bileyim abi. Hani adam geliyor, yeniliyor, gidiyor. Geliyor, yeniliyor, gidiyor. Artık ne bileyim en son kafayı yiyecek herhalde yani. Böyle öyle düşünüyorum şu anda. Vallahi ben de bilmiyorum nasıl bir hikaye yazacaklar ama. Bu arada Oh My Mind şey demiş. Onu bir cevaplamak istedim. Gördüm hemen kısa bir şekilde. Trish 43 yaşında o kadar yıldır güreşmemesine ve çocuk doğurmuş olmasına rağmen geçen mis gibi güreşti. Undertaker 54 yaşında ve rezil güreşiyor. Cidden sağ olsun artık yeter. Trish ne alaka diye soracak olsanız ben de bilmiyorum demiş. Ama şimdi şöyle bir şey var. Undertaker 43 yaşında 54 yaş arasında bir 11 yıl fark var. 11 yaş fark var. Bir de çok sakatlandı Undertaker yani. Hayır sen şu an 20 yaşındaysan Oh My Mind. Bir 11 yıl sonra 31 yaşında olacaksın. 31 yaşındaki tempo yani bir futbolcu karşılaştırma yaparsan bile 31 yaşındaki ile 20 yaşındaki arasındaki tempoyu yani, anlatmaya gerek yok sanırım. Undertaker 55 yaşında abi. Tabii. Yani ve ona rağmen kariyerinin en fit döneminde şu an herkese eleştirin ama Undertaker eleştirileri hak etmiyor. Zaten Extreme Rules'da çıkardığı maçta da herkesin ağzına soktu küreği. Tabii kürek canım, derken bu toprak kazarken kürek yani yanlış anlaşılmaz. Bu toprağı kazıyor ya şey ney maçlarıydı? Şey Buried Alive. Buried Alive. Evet. Ya dikkat edin kendinize onun için.
Şimdi RAW'da devam ettiğimiz zaman böyle önemli yansıyan noktalardan biri King of the Ring turnuvasının ilk maçları yapıldı. Evet abi. Onu şöyle bir ufaktan girelim. Hepsi bütün dört maçı da bir söyleyelim. Cesaro Samoa ile maçını yaptı ve Samoa maçı kazanarak bir üst tura çıktı. Ya Cesaro'nun düşüşü abi ya. Gerçekten kötü bir düşüş ya. Ya Cesaro ne olarak hayal ediyorduk? Ne oldu birader ya? Gerçekten çok üzülüyorum. Yani ben de beklemiyordum. Yani bir şekilde bir noktada yani kaldığı bir noktada devam edebilir diye düşünüyordum. Bilmiyorum Numan sen ne dersin Cesaro için ama. Ya Cesaro abi WWE'de başarı almasını istediğim çok yeni adamlardan birisi kendisi ama bu saatte sonra olacak gibi değil ya. Anca işte onu da böyle kullanacaklar gibi geliyor yani. Evet bana da öyle geliyor. Yani bakalım abi. Onun için artık en iyisi herhalde işte şirkette kalmaktır ya. Anca para kalansın ya. Başka bir şey yok. Yani o da halinden çok böyle memnuniyetsiz gözükmüyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Samoa Joe bir üst tura çıktı. Şaşkınlık içerisindeyim tabii ben de. Hiç beklemiyordum. Onun dışında RAW'daki diğer maçta Cedric Alexander, Sami Zayn'le maça çıktı. Cedric Alexander maçı kazandı. Sami Zayn de maçtan sonra kafayı yedi. Böyle bilmiyorum o görüntüleri izlediniz mi ama böyle seyircilere sataşıyor. Tabii. Sağa sola vuruyor kendini. Yani Cesaro'ya dediklerimizi aslında Zayn için de söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Ya abi hadi. Ya Sami Zayn, Vince McMahon'ı çok sevmeyeceği bir tip. Biraz Rey Mysterio'yu andırıyor. Zaten Roh'ta da maske takıyordu. Ama El Cesaro Rotunda da yazmış. Demiş Rotunda Cesaro için. Şirketin en iyi movesetine sahip 3 isimden biri. İzletiyor da kendini. Karizma da var. Neden push almıyor? Abi İşte bütün soruların gark ettiği nokta bu. İlginç bir şekilde adama seyirci desteği de var ama herif Vince McMahon'ın üvey kızıyla yapmış muamelesi görüyor. Kesinlikle. Gerçekten çok kötü durumdayım. Cesaro düşündükçe daha kötü oluyor. Şeyleri hemen şimdi mi konuşalım yoksa SmackDown'da mı konuşuruz? SmackDown hemen tarafındaki. Hemen. Tamam. Toparlayalım hızlıca. Tabii. Kevin Owens Elias'la maç yaptı ve çok ilginç bir şekilde Elias maçı kazandı. Shane McMahon yani, Allah planını versin. Tabii, bu da zaten günün şokudur. Bu arada Kevin Owens da o şovda baya böyle mazlum bir durumdaydı. Biz dün çevirisi yaptık onun. Yani böyle baya Kevin Owens gidiyor Shane'e diyor hani ben babamsın işte sen de babasın ben de babayım anla beni canım benim falan tadında böyle baya morali bozuk bir şekilde gidiyor. Yani çok böyle motivasyonel olarak düşmüş bir şekilde gidiyor o 100 bin dolarlık cezadan sonra. Bir de üzerine Elias'a kaybedip turnuvanın ilk turunda elendi. Abi geçen hafta 31.6 olacak deyip de Kevin Owens kazanacak deyip de bu ilk maçtan elenmesi. Ne? Bu arada Lesnarizatör yazmış. Cesaro push almıyor çünkü dişi kırık. Doğru. Doğru. Hiç baştan düşünmemiştim. Doğru. Bu arada onun dişini yani. Kırdı hatırlıyorsunuz değil mi? Ne? O da mı 619'da kırıldı? Onun dişini kim kırdı hatırlıyor musunuz? Kim kırdı? Hatırlamıyorum ben. Hatırlamıyorsunuz ya. Söylesene Numan sen de hatırlamıyormuş gibisin. Ben de hatırlamıyorum şu anda evet. Evet Cesaro'nun dişini kim kırdı ödüllü sorumuz. Neyse diğer tarafta da Apollo Crews'la Andrade. Flair kızımızın torpilli sevgilisi Andrade'nin maçı vardı. Şikayetçi Apollo'yu da Andrade fena olmayan bir maçta eledi. Ve bir üst tura çıktı o da. Bundan sonra Ricochet Drew McIntyre, Miz Baron Corbin ki Miz Baron Corbin maçı bence güzel olur. Onu izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Ali Buddy Murphy ve Chad Gable, Shelton Benjamin maçları olacak turnuvada. Ondan sonra ikinci tur müsabakaları yapılacak. Bence fena gitmiyor turnuva şu an. Elias'ın çıkması sürpriz dolu gidiyor. Yani Cedric Alexander'ın çıkması da kısmen sürpriz ama Zayn'in bu kadar düşüşte olduğu bir dönemde ben çok beklemiyordum Zayn'in çıkmasını. O yüzden öyle inanılmaz şaşırmadım ama Miz Baron Corbin tarafından gelecek güreşçi bizi şaşırtabilir. Yine Ricochet Drew McIntyre tarafından gelecek güreşçi de yine bizi şaşırtabilir. Bilmem siz katılır mısınız dediklerime. Numan? Vallahi bilmiyorum abi ben diyecek bir şeyim yok benim ya. Gerçekten bir şey yok. Numan biraz sesini yükseltebilir misin? Alo. Evet. Yani dinliyoruz. Ne diyeceğim? Ya şu King of the Ring turnuvası acaba niye yapıldı?
Ben asıl bunu bunun derin dinlemek istiyorum. Bence WWE'nin durgun sonbahar dönemi için yapıldı bu King of. Ben de yani kısmen böyle düşünüyorum. Yok çünkü daha önce yapılan ve kazananları hatırlıyorsunuz yani. En fazla King lakabı aldılar, ortada gezindiler. Bakınız Wade Barrett abi. King Barrett olarak. Ve abi tarihin en fiyasko senaryosudur. En fiyasko şampiyonudur Wade Barrett ya. King Barrett yaptılar adamı. Yani ringe geliyordu böyle şey gibi. Sonra gitti Wayne Rooney'den dayak yedi anasını satın. Evet, sonra gitti Wayne Rooney'den dayak yedi abi. Sonra Wayne Rooney'den yediği tokattan sonra kötü haber Barrett olmaya karar verdi. İnsanları trolleyince şirketten kovuldu. I got some bad news diye böyle ilginç bir biçimde. Yani şimdi korkuyorum ki tamam mı? Bu şu anki King of Rings şeyi de şampiyon da aynı şekilde olacak da korkuyorum yani açıkçası. Evet. Valla keşke iyi bir şampiyon olsa da hani şampiyona da gerçekten şöyle bir iyi bir push verseler devam etse herif yani. Tarık yazmış. Şovlar geçsin diye yapılıyor abi. Olabilir. Kuti yazmış. King of the Ring münazara yayını ne zaman? Clash of the Champions değil mi? Finali önümüzdeki orada. Önümüzdeki pay-per-view. Tabii. Aynen. Tamam, o gece münazarasını yaparız. Evet sevgili Boğaç. Evet, bu arada ufak bir haber vermek istiyorum ben. Bunu ufak konuşabileceğimize inandığım için. CM Punk'ın menajerlik şirketi ve WWE bu Fox şey şimdi Fox'a geçiyor ya SmackDown. Evet. Bu salı günleri orada FS1 kanalında stüdyo şovu düzenlemesi için CM Punk'a sunuculuk için bir teklif götürmüşler. Çok aşırı bomba bir haber değil mi bu ya? Yani bilmiyorum ne dersiniz? Daha böyle net bir şeyler yokmuş ortada. Somut bir durum ortada yokmuş ama en azından ortada böyle bir haber var ve bu iki taraf isimler olarak tekrar bir haberde beraber geçti. Yani ben bilmiyorum. CM Punk acaba bu gibi bir durumda dönüş yapabilir mi? Numan ben bilmiyorum yani. Hiçbir tahminim yok. Allah benim tahminim CM Punk WWE ile daha hiçbir şekilde gelmez buluşmaz yani. Hatta yani imkansız ya. Yani imkansız değil. Vallahi anca Vince yani, McMahon ölürse diyeyim yani. Tabii bu arada sadece sunuculuk babında yani hiçbir şekilde güreşçi sıfatıyla değil. Ama tabii bir kere o ateş yandı mı gerisi gelir misali bir şeyler de olabilir. Ama ben de çok ihtimal vermiyorum açıkçası böyle bir şeyin yaşanacağına. Diyeyim. Yoksa başka ekleyeceğiniz bir şey. Şimdi Raw'da önemli Bab'da şöyle bir olay oldu. Randy Orton Revival'ı iyice bir Legacy 2.0 gibi kullanmaya başladı. Bu konuda neler düşünürsünüz? Randy Orton bence New Day'e çok güzel bir rakip hazırlıyor. Ben kemeri alabileceği kanaatindeyim New Day'den ya. Yani şey olarak mesela hoş geliyor mu size? Şimdi Revival çok indie çıktı böyle saçma sapan şeylere meze oldular ama şimdi Randy Orton gibi bir alfa diyeceğim. Buna kimsenin de itiraz edeceğini sanmıyorum. Bir alfanın altında böyle kanatları altında bir takım şeyle yani böyle bir pislik ekip durumunda mücadele ediyor olmaları bence bayağı hoş bir durum. Of ben sana bir şey diyeyim mi? Son yıllarda Revival'a yapılacak en güzel efekt olur bu. Ben kesinlikle destekliyorum ve gelecek hafta gelişmeleri merakla bekliyorum Revival için. Numan da bir Randy Orton fanı. Bu konuda fikirlerini merak ediyorum Numan'ın. Ya şöyle diyeyim size. Legacy 2.0 olmaz çünkü en azından hikaye bazında olmaz. En fazla işte. Yok Randy hikaye Orton bazında falan demiyorum ama hani görünüş bazında. Görünüş bazında olabilir abi. Ki ben böyle bir şey olması isterim ya. Randy Orton'da uzun süreden böyle ne bileyim böyle pislik böyle bir takım yönetirken görmeyi özlerim açıklama gerekirse. Yani keşke yaşanır ya. Umarım yaşanır böyle bir şey. Gerçekten var ya hani Randy Orton be kardeşim ne diyeyim yani. Taher Türk yazmış. Ben stable olmalarından çekiniyorum. Randy alfadır net. Of My Mind demiş. Night of Champions, Clash of Champions aynı pay-per-view mu? Evet aynı pay-per-view. Aynı olması lazım. Ad değişti. Tural 1997 yazmış. Legacy daha iyi. Revival Cody ve BS'den iyi de Randy eski heel olması eksik yapıyor. Ya Legacy tabii ki daha iyi. Hiçbir şey eskisinden daha iyi olamaz. Aynen. Bir kere bunu şunu bir kabul edelim. Hiçbir şey eskisinden olamaz. Profesyonel güreşi izlerken de abi hiç kimse Drak, Dwayne Johnson, işte Stone Cold Steve Austin ya da Undertaker gibi de olamayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Buna kesin bir şekilde dile getirebiliriz yani.
Ya o yüzden eski değil de daha böyle yeni de ne olacak onları bir iyice irdelemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani ve yeni olanların kendilerini tabii ki geliştirmeleri gerekiyor bu eskileri örnek alarak. Evet. Raw'ın main eventine geçelim. Zira bir kemer değişimi yaşandı main eventte. Evet. Şampiyon paşamız Rollins, müstakbel yeni damadımız. Artık damat oldu çünkü kendisi. Damatla ayı abi Strowman bir takım oldular böyle ilginç bir şekilde. Takım oldular random. Ve... Random. Ya aynen öyle random işte. Nick, biri espri yapmıştı. Burada mı yaptılar? Radyoda mı yapıldı? Forumda mı yapıldı? Hatırlamıyorum. Nicholas büyümüş diye şeydi. Rollins olmuş diye. OC ile maça çıktılar ve OC'nin takım kemerlerini aldılar. Olacak iş değil. Yani ben ya, niye böyle bir şey yaşandı açıkçası Triple anlamadım. Triple H'in Özoğlu olmak bunu gerektiriyor abi işte. Ve adam ben asıl şunu merak ediyorum. Takımla. Bak efendim? Asıl ben şunu merak ediyorum. Ya şampiyon olduktan sonraki Strowman renderını gördünüz mü? Yani ne resmi diyeyim ben? Gördün mü bu resmi? Evet. O nasıl bir bakış abi? Nasıl abi, bir bakış? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Braun Strowman inanılmaz iyi şey vermiş. Yağ eritmiş. Tabii, spor yaptığı spor çok, inanılmaz çok, efektif çok. Yani. O White Family zamanlarından bu yana geldiği vücut hali inanılmaz gerçekten. Ya, biz Braun Strowman'ı bekliyoruz setten kemeri alsın diye herif gidiyor adamla takım kemeri kazanıyor. Ne diyeyim ki ya? ne diyeyim abi? Geçen hafta konuştuğumuz şeyle bu hafta ne kadar acayip değil mi? Yani. Abi adamla kemeri alsın bekliyoruz herif gidiyor adamla takım kemeri alıyor. Allah kahretsin ne diyeyim gerçekten söyleyecek söz yok buna ya. Rav takımlar divizyon nereye gidecek acaba böyle? Allah benim hiçbir fikrim yok ya. Artık Seth yani harman çorman ettiler. Ben chatbox'a bir soru sormak istiyorum. Sizce Seth Rollins hem aynı gecede hem Rav takımları kemerini hem de WWE Championship'i savunabilir mi? Yapar diyenler 1'e bassın. Yapmaz o Triple H için öz oldur diyenler 2'ye bassın. Bu arada hemen chatbox yorumlarını okuyalım. Abi ben maç duracak dedim. Bunlar takım kemeri vererek maçı duyurmuş gibi oldular. Evet maç bekliyor. Bir şimdi şeyi diyebiliyor muyuz? Hem yapar hem de iki kemeri de korur. O zaman ki... 12 yazın. Yani o ben ona inanıyorum yani. Hadi hani bakalım. Bu kadar dayak yemiş bir adam gidip Brock Lesnar'ı rahat bir şekilde dövebiliyorsa zaten o iki kemeri tutar abi yani nedir? Selin Şener yazmış. Seth AJ'in United States Championship'inde alsın. Yetmez. SmackDown Tag Team'de alsın. Kofi'nin kemeri de yakışır. Harika kalp. Tabii. Oldu. Birilerini eritmeye devam ediyor Seth Rollins chatbox'ta. Bir de bekaret kemeri verelim Seth Rollins'e olur mu? Allah Allah. Abartmayın yok, arkadaşlar. Yok kanki yani. Onun yerine şeyi verelim direkt ya. Şirketin tapusunu verelim anasını. Triple H manevi evlatlıktan böyle resmi evlatlığı alsın bence her şeyi çözecektir o zaman. Harbiden nüfusa geçirsinler de bir aile fotoğrafı atsınlar Stephanie, Seth, Triple H beraber Ta- yani nedir bu? Taha Ertürk yazmış. Abi kaybedip herhalde Universal Championship Braun Rollins maçı olacak olan da OC'nin kemerlerine oldu demiş. Tural yazmış. Savunur abi tek timde Braun dövüşür Seth yatar. Whisper in the Wind demiş. Bence takım kemerlerini kaybedecekler birkaç hafta sonra. Strowman heel turn yapıp sete yürüyecek demiş. Evet genel kanı bu yönde. Sen ne diyorsun sevgili Boğaç? Ben diyorum ki bence set heel turn yapacak. Aa, büyük kimse oynadı. Hiç bu noktadan bakmıyor. Bence Braun Strowman'ı tutacaklar böyle. Yani çünkü nasıl olsa bir şeyi alıyor. Yani bağırdığı zaman falan insanlar seviniyorlar. Yani bir pop alıyor kendince. Seti bir heel yapacaklar. Braun Strowman kalacak normal halinde diye ben düşünüyorum. Yani en azından benim kafamdaki ütopya bu. Numan? Valla ben de onu demeyi düşünüyordum. Çünkü iyi misiniz abi bak bekle. Nerede bu? Abi bakın chat pas açacağım şimdi tamam mı? Bakın. Şu render'dan sonra tamam mı? Bu adam... Heel olsa da bu adamı kimse takmaz abi. Takmaz. Bakar mısın şu resmi bu abi? Yani, Allah'ım közcü bak. Ya. Közcü. Yani şu resmi sana bu adam heel olsa ne olur olmasa ne olur abi. Abi de set misi gibi olacak dediğim gibi de. Bir bakayım şu bu resim neymiş ya. Ben bunu kapak fotoğrafı yapacağım Numan. Radyoya. Mükemmel değil mi ya? Yani o yüzden komik kaldım. Yani. Bence set olacak bu arada.
Ya olacak iş değil gerçekten. Abi duası şu fotoğrafa bakar mısın ya? Evet. Bu aç. Ravun mu? Neyse. Evet. Evet, bir ufaktan bir Raw puanlayalım. Hemen ufaktan da SmackDown konuşalım hızlıca. Ben 3 evet. Diyorum. Ben de 3.5'tan 4 diyorum. Çünkü ya bence hareket kazandırdı. Hani yorum yapmam gerekirse puanın üzerine. Raw'a hareket kazandırdığını düşünüyorum King of the Ring'in. Ha evet, orası öyle tabii. Numan? Ben de 3 veriyorum ya. Ortalama bir şey oldu bence. Yani. Evet. Genel olarak Selin 3 demiş. Tural 4 demiş. Taha Ertürk 3.25 demiş. Evet. Kuti Misterio'nun puanını bekliyoruz. Batuhan Delice 3.25. Oh My Mind. Abi Nicholas Reis hem Brown kazmasından hem de set gözcüsünden daha karizmatik. Herhalde kimse reddetmiyordur Nicholas'ın karizmasını. Yeteneklerini. Arkadaşlar lütfen bu arada size bir şey demek istiyorum. Burada itiraf edeyim. Ben Braun Strowman'ı seviyorum abi. Ben de seviyorum abi. Ben son zamanların en iyi Giant olduğunu düşünüyorum. Braun Strowman'ı sevmeyen ki hani ne bileyim abi ya. Gerçekten ne bileyim yani. Oh My Mind 2 demiş. Kuti Misterio 3.25 demiş. Beck Seti benle aldatıyor sonra onunla nişanlanıyor demiş Kuti. Kuti'nin yakın zamanda galiba bir psikoloğa görünmesi gerek. SmackDown'a geçelim sevgili Boğaç. Evet, SmackDown'da ilginç bir şekilde açılışta bu sefer Kofi'den bir cevap geldi. Ve böyle ilginç bir şekilde Kofi böyle ayakta kapadı. Yani... Tabii çok dayak yedi. Randy Orton'a geldi dayak attı abi Kofi. Bence manşet bu ya. Yani bir Trouble in Paradise vurdu, ayağını sıkıştırdı falan filan böyle. Yani İntikamını alacağız. Ama bu iş daha devam eder. Yani en azından tamam. Şimdi başı çok kötüydü. Böyle çok boş başlamıştı da en azından tabii ilk maçtan sonra da belli bir şekilde gidiyor bence Feyyot. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. İntikamını alacağız. Evet Numan, sen dinliyoruz. Diyorum ya, intikamını alacağız Kofi'den bunun. Kofi kim ya? O ne abi, yani çomar çomar takılıyor. Artık kemeri sattı da bize ne? Abi bakın, kemeri taşıyacak adamın bir karizma olması gerekiyor. Kofi'de bir karizma yok bir kere. Artık yeter. Nasıl yok? Numan, Kofi'de mi daha çok karizma var, Jay White'da mı kardeşim? Jay White'da kardeşim. Lütfen. Ayıp oluyor. Jay White dedi. Ben Chatbox'ın görüşlerini merak ediyorum. Sevgili Chatbox, sizce Randy Orton Kofi'den kemer almak için doğru isim mi? Boğaç, ben açıkçası Kofi'nin gerçek manada ana kemer değerini aşağıya çektiğini düşünenlerdenim. Tabii sen canım, kesinlikle katılıyorum. Artık birinin bu şeye, duruma müdahale edip o kemeri tekrar olduğu yere yani yüceltmesi gerekiyor. Çünkü artık yeter ya yani. Yani... Vallahi buradan çok açık bir şekilde de iddiamı ortaya koyuyorum. Kofi Kingston'ın bu kemere yakıştığını düşünen insanların profesyonel güreşle alakalı ciddi problemleri olduğunu düşünüyorum. Kendilerinin de acilen bu konuda hizmet veren doktorlara görünmesini rica ediyorum. Olmaz yani böyle arkadaşlar, biraz gözünüzü açın. Yani ciddi manada Kofi falan yakışmıyor yani. Kofi kim ya? Kofi kim abi? Kutu yazmış. Şirket Kofi'yi Allah yaptı, önüne gelen çarpılıyor. Selin yazmış. Doğru olması. Gerçekten doğru olması. Selin yazmış. Kofi ve rengarenk tek boynuzlu taytı kalp demiş. Selin bugün galiba bir hareketli bir gece geçirmeye hazır gibi duruyor. Bakalım neler olacak. Bilemem. Abi şimdi eski öyle yeni şöyle diyorsunuzda kemerin pop köke dönüşmesi karizma mı Allah'ım? Yani Tural kardeşim, ne diyebilirim? O kadar çok haklısın ki Boğaç. Vallahi ne diyeyim yani, Allah bizi inşallah Kofi Kingston denen garabetten kurtarır diyorum. Yani bu duaya da aminlerinizi bekliyorum. Taher Türk demiş, yok efendim neymiş de değmiş de yesin arkeoyu otursun aşağı. İnşallah. Kuti Batuhan İnşallah. Doğru isim demiş. Alexander'ın pembe saçı açılış segmenti için Randy'nin karizmasına yazık demiş. Tural demiş, Kofi'den kemer almak için Maverick bile doğru isim. bu Kofi Kingston düşmanlığı ne ya? Whisper in the Wind demiş, doğru kişi. Evet, Jinder Reis kurtar bizi demiş Alexander'ın pembe saçı. Ah
Ahmet Tahir neredesin canım benim? Tahir. Biri gitti. O şey bir şey mi istiyor bir saniye? Al birini vur ötekini anasızıyım. Evet. Hamzacan demiş. Pankekli kar helvası yiyorum. Şu an ciddiyim. Evet Hamzacan. Kolay gelsin kardeşim. Boğaç. Evet. Tabii. Şimdi Clash of Champions'da aslında beklediğimiz bir maçın duyurusu SmackDown'da yapıldı. Flair kızı Bayley ile karşılaşacak SmackDown kadınlar kemeri için. Sadece segmentte şunu bahsedeceğim. Bayley çok ilginç bir şekilde beklenilmeyeni yapıp Charlotte'u yere ittiğinde inanılmaz güzel bir şekilde duruyordu Charlotte. Görmeyen arkadaşlar muhakkak açıp görsünler. Keyifleneceklerdir geceleri. Güzel yani bir gece çekeceklerdir. Bunu belirtmekte fayda görüyorum. Ben bakmamışım ona da bakayım ben dur. Ben direkt kadın segmenti atmıştım oraya. Numan, dışında, Numan neler yapıyorsun ya? Evet. Var mı bu maçla alakalı ekstra böyle çok ciddi düşündüğün bir şey yoksa direkt devam edeceğim çünkü. Yo ben Sasha'nın ama ana haftalık çoları renk attığını düşünüyorum. İyi oldu ya. İyi ki döndü Sasha. O zaman devam edelim. Şimdi şeyi söyleyelim. Reigns'in durumu belli oldu bu şovda. Çok abuk bir yere bağlandı ama söylediler geçen hafta biz bulduk ettik falan filan diye adamlar bir çıkardılar perdeyi anasını satayım. Rowan'a benzeyen biri dediler kapattılar konuyu. O ne karşılıklı böyle Spider-Man fotoğrafı vardı. Harbi o bildiğin o yani. Olay bitmedi yapıyordu. Bence daha da altında bir şey çıkacak bence o bana karşılığında. Ya bence de çıkacak da yani onu öyle bitirmek o şovda bana çok düz geldi açıkçası. Ya düz değil abi hiç üzerine kafa yorulmamış düşünülmemiş bir şey bence ya. Yani bir şey yapalım da bu haftada geçsin diyerek böyle yapılmış bir segmentte bence. Aynen öyle olmuş. Kesinlikle ya. Yani kötü bir durum. Diyelim SmackDown'da çok ciddi bir şekilde kayda değer başka bir olay olmadı. Bir arada sadece Nakamura'yı gördük. Çok ilginçtir. Onu evet, söylemeden geçemeyeceğim. Bu arada Sasha Banks arka alandan Natalya'ya saldırdı. Helal olsun. Sasha Banks'in terörü devam ediyor. Sasha terör. Vallahi ağlayan kızımızın terörü devam ediyor. Değil mi? Gözyaşları işe yaramış. Gözyaşımız. Yani ağlayan sonra terör istiyorum. Yani şimdi aslında kullanacağım bir tabir vardı ama biraz hassas günlerden geçiyoruz. O tabiri kullanmayacağım bugün. yani evet, boşuna bir hiç olmadık yerden bir bilinç istemiyorum. Ama yani Sasha Banks'in bu ahlaksız ve profesyonel olmayan davranışlarını desteklemediğimi ve hala da desteklemeyeceğimi söylemeyi buradan uygun görüyorum. Sevgiler vereyim tekrar Burak'a gir. Evet Nakamura Miss segmenti. Nakamura haftalar sonra, aylar sonra sanki gözümüzün önüne tekrar gelmiş gibiydi. Bilmiyorum ya Nakamura'nın kemere koyduğu hegemonya ve Undertaker'ın 10 Ekim'deki şova duyurulması. Evet Madison Square Garden şovuna duyuruldu. Ya ben Undertaker'ın ölene kadar güreşeceğini düşünüyorum ya. Bazı arkadaşlar bunlar rahatsız olabilir ama. Ya seviyor adam şimdi yani bilmiyorum ne kadar. Zaten karakteri dışına çok az çıkan bir adam normalde ama yani karakteri dışına çıktığı zamanki konuşmalarını falan bilen, okuyan, dinleyen varsa yani bu adamın güreşi ne kadar sevdiğini ve bu endüstriye ne kadar hakim olduğunu çok rahat anlayabilirsiniz. Hani o yüzden ben şaşırmıyorum, beklerim yani ölene kadar güreşmesin cidden. Roman Reigns'in seri sözleşmesi uzun süreli uzatıldı. 5 yıllık bir uzatma olmuş. Evet. Roman Reigns de federasyonun ana yıldızı, bayrak ismi olmaya devam edecekmiş gibi duruyor. NXT USA Network'e geçti. $50 milyon bir anlaşma yaptılar. Artık NXT'yi Network'te değil, çarşamba akşamları USA Network'te izleyeceğiz. IU'nun rating savaşlarında izleyeceğiz. Ben evet. Nedense IU'yu ezeceğini düşünüyorum NXT'nin ya. Çok ya sövdüm eşim bana gözünü seveyim ya. Vallahi ben açık söyleyeyim mi? Ben Numan karikatür çok yakın geçecek ya. Bir dakika tekrar yapar mısın onu? Kardeş severim vallahi sövdüm bekle. Vallahi sövdüm ya. Oğlum bir kere NXT 2 saat olacak tamam mı? Şu anki halde de yayınlat adam var. Şu anki gibi yayınlat öyle NXT hafta şovda hiç şey olmayan böyle tamam mı? Tekmet olmayan bir şey olmayan. Mabrut da döndüğünü düşünsene mesela. Hani çöp abi çöp. Yani şu anki halde gibi olursa çöp yani NXT. Hiç izlemem daha iyi yani.
Ya bence daha güzel olur. 2 saate çıkacak show bir kere. Ha işte o en azından şovda şans alamayanlar için iyi oldu bu olay. Yani. Yani şovda şans alamayanlar için iyi oldu. Katılıyorum. Başka söylemek istediğim son bir ufak bir da şey var. Segment kalmadı. Şu SmackDown'ı puanlayacağız. Bir ufak daha haber vereceğim hemen. WWE ile çok yani belli bir süredir şirketin güreşçilerinin müziklerini yapan CFO şirketi birlikteliklerini sonlandırmışlar. Evet. Finn Balor en iyi müzikleri bence CFO'nun. Şey de güzel. Yok canım. Kevin Owens'ın müziği de bayağı güzel. Hayır, o da değil. En güzeli şey abi. Bobby Roode'un müziği. Net. Glory'yi onlar mı yapmış? Evet, onu da onlar yani yaptı. O da güzel. Glory'yi söylesen hadi şey. Ama telif yemeyeceğimiz biçimde söyle. Çok yok onu yapamayız. Ben mi? Numa söylesin Numa. Yok oğlum çağıralım Ryan söylesin lazım. En iyi o yapıyor. Ryan olsa flütle çalardı ya. Burnundan falan böyle. Yemin ederim flütle çalıyor. Adam Glory'si flütle çalıyor. Ama artık bu iki bu birliktelik sonlandı. Büyük ihtimalle Jim Johnston belki geri döner. Belki başkalarıyla anlaşırlar bu konuda. Yeni isimler görebiliriz. Yeni müzikler görebiliriz yakın zamanda diyelim. Ve evet. SmackDown'u puanlayalım. Son olarak Burak Gür senden başlayalım. Ben SmackDown'ın fena olmadığını düşünüyorum. Ama çok da iyi bir show olduğu kanaatinde değilim. Gene hareketlendirdi King of the Ring turnuvası ama Brawl'daki gibi bir flash bir kemer değişimi de olmadı. Evet. Kofi dayak attı Randy Orton'a, biraz da sinirliyim. Abi pancake, etrafa pancake savuran adam şirketin alfasına bir beta olarak abilik taslıyor. Ne denilebilir ki? Biraz da üzgünüz. Ben onun için 5 üzerinden 3 veriyorum ama çok da iyi bir show olmadığını dile getirerek pası numara atıyorum. Ben 2 veriyorum ya net yani abi. Hani özellikle Randy Orton'un Estopa'yı iş sahnesinden sonra zaten şovu izledim kalmadı benim. Açıklamaya gerekirse yani. O yüzden ben 2 veriyorum. 2 bile çok yani bu şova. 2 bile çok yani o derece. Ben 2.5 veriyorum. Yani 2.5'dan 3 veriyorum. Hani o da şeyden dolayı. Normalde 3 vermek istiyorum ama şimdi Rav'a da 3 dedim. Buna da 3 demek istemediğim için 2.5'dan 3 babında söylemek istedim. Taha Ertürk Orton ayakta bitişi 4.5 ama şimdi 3.75 demiş. Selin Şener 2 demiş. Tural 3.25 karşılıklı gol var demiş. Kuti Misterio 2.75. Batuhan Delice 1. Zeno 2. Onun dışında da başka böyle bir puanlama göremedim. Ve herhalde bugünlük radyomuzun evet. Çekiliş yapalım sevgili Boğaç. O arada soru sormak isteyen arkadaşlar sorularını sorabilir. Alexander'ın pembe saçı 2 demiş. Soru varsa soruları alalım arkadaşlar. O arada Boğaç çekiliş için listeleri hazırlayacak. Tabii. Orton ayakta bitirseydi 4.5. Ama şimdi 3.75. Taha Ertürk bu hafta Kuti Misterio olmaya karar vermiş anda şu an. Kuti demiş çok hızlı bitti. Bundan sonra böyle yapacağız haftalık şovları. 50 dakika. Lesnarizatör Kofi nasıl hala şampiyon bunu anlayamıyorum. Pay-per-view öncesi emanetle gelip Vince'i topuğuna sıkmakla mı tehdit ediyor? Bu durum Güreş Türkiye yazarları tarafından aydınlatılsın derhal. Bu iş taş kağıt makas oynayarak senaryo alıp panket fırlatmanın ötesine geçti. Yani Lesnar fanlarının Kofi Kingston'ı beğenmemesini çok iyi anlıyorum. Çünkü bir şampiyondan bekledikleri çok farklı. Numan sen ne dersin? Kardeşim açık bir net söylüyorum. Kofi Lesnar'dan daha iyi şampiyondur abi. Ben buradan söylüyorum. Net yani. En azından partneridir abi. En azından partneri geliyor adam. Falan. Çok iddialı evet. Oldu. Hamza Can demiş Kolarov ne olacak? Kolarov gelmeyecek galiba ya. Bir saçma. Valla madem yok. Fenerbahçe transfer gündemi biraz. Radyoyu açıldı. Aziz Yıldırım kapatsın demiş. Yani ya, Aziz Yıldırım değil de transfer haberlerimiz var bu arada. Bana gelen bazı haberler var. Sağ olsun bazı arkadaşlar takip ediyorlar. Haftaya mı? Haftaya yapalım o zaman. Ama ilginç haberler var. Bir tane magazinsel bir haber var. Onu foruma yazdım zaten. İnsanlar inanamadılar ama doğru arkadaşlar o. Alexan'ın onu bir kısa bir hatırlat. Sevgili başkanımız Koç ile Türkiye'nin önemli güzellerinden biri olan Mrs. Sarıkaya. Allah Allah. Sansürleyerek yapalım da ondan sonra Koç Holding'den falan bir ceza meza gelmesin şimdi yani. Ertürk demiş, Taha Ertürk demiş. Find'ın yeni rakibi kim olur? Sevgili Numan, sence Bray Wyatt'ın yeni rakibi kim olur?
ana kemere girebilir mi? Hiçbir şekilde umurumda değil Bray Wyatt'ın yeni bu karakteri. Niye umurumda biliyor musun Bray Wyatt'ın yeni bu karakteri? Söylüyorum size. Abi bu adam daha 6 ay öncesinden Finn Balor'a sen boyanıyorsun, boyayla geliyorsun, canavar oluyorsun demedi mi? Doğru. Şimdi kendisi de maske takıp canavar olmadı mı abi? Aynı bokun lacivert, kusura bakmayın da ben adama yani ne bileyim abi. Tutmadı bende, bende tutmadı yani. Çekilişi bu arada... Evet, tamamladık. Son olarak Atakan demiş, Finn heel turn yapıp AJ'ye yardım edip tek team kemerleri alması yok mu? Ne? Ne? Finn Balor heel turn yapacak, AJ yani OC'yi tekrar kemerleri geri alacak. İnşallah. Kardeşim sal bu saçmalığı, Serayan'a çarpmış bu iki ay önce de vardı. Tamam, zaten iki ay önceden beridir var yani. White'ın yeni maskesini beğendiniz mi demiş. Evet, çok. Tek kelime sen Numan. Hayır. Ben de hayır. Sen sevgili Boğaç. Ben beğendim. Evet, çekilişi yapalım Boğaç'cığım. Tabii ki. Çekilişimizin galibi Batuhan Delici oldu. Kutlarız Batuhan. The Pips Nick ile admine yani bana ulaşabilirsen ödülünü vereceğiz. Bir gece network kazandı. Az Yıldırım o zaman radyomuzu kapatsın. Arkadaşlar bakın. Bu şirketleri falan izlemeyin. Bunları evde yapmayın. Tamam mı? Bak dikkat edin. Bunları evde yaparsanız bunlar başınız boynunuz falan kıvır. Sonra var, hasta falan uğraşırsınız. Olmaz. Evet. Aziz Yıldırım başkanım iyi geceler diliyorum. Bu hareketleri evde denemeyin dedi ya. hepiniz bizi dinlediniz. Şey değil mi ya bilgen de mi? Sakın bu hareketleri evde denemeyin. Neyse. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler diliyoruz herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.